Evet, bir diğer sorumuz da arkadaşlar, aşağıda uygun ortam koşullarında hazırlanan bir deney düzeneği var ve katalaz enzimi ile ilgili bir sorumuz var. Katalaz enzimi soruları da çok karıştırılır. Özellikle kavramlarla ilgili karışıklık yaşanır. Şimdi bu soru tarzında şuna dikkat edin. Şimdi bizim hücrelerimizde H2O2 denilen hidrojen peroksit denilen bir zehir de oluşuyor. Ve dolayısıyla katalaz enzim bizim için bu H2O2 molekülünü su ve oksijene yıkarak etkisiz hale getiriyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Katalaz enziminin substratı kim? H2O2. Oluşan ürünler kim? Su ve oksijendir. Bunu bildikten sonra soruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu tepkiminin gerçekleşmesi sağlanmış ve ürün oluşum grafikleri çizilmiştir diyor. Şimdi deney düzeneğinde de ne var? Hemen kontrol edelim. Sıcaklıklar aynı. Birinci deney tüpünde 10 gram ezilmiş karaciğer, ikincisinde 10 gram parça karaciğer var. İçlerine 100'er mililitrede ne konulmuş? H2O2 molekülü konulmuş. Su var. Sulu bir çözelti hazırlanmış. Şimdi buna göre diyor ki, hemen bakalım. Bir ve ikinci deney tüpünde oluşan ürün çeşidi farklıdır. Şimdi bu olayın özünde şunu düşünün arkadaşlar. Bu karaciğer, biri ezilmiş, biri parça karaciğer. Şimdi biz karaciğeri ne kadar çok ezersek, bu karaciğer hücrelerinin içinde bulunan katalaz enzimini o kadar çok serbest bırakmış oluruz. Yani tepkimeye girecek olan katalaz enzimin miktarını arttırmış oluruz. Dolayısıyla birinci deney tüpünde daha çok ezildiği için daha çok katalaz enzimi oluşmuş. O yüzden hemen şöyle yazalım. Buradaki birinci tüpteki enzim miktarı ikinci tüptekine göre daha fazla. Çünkü ikinci tüpteki parça karaciğer çok fazla ezilmemiş. O zaman katalaz enzim miktarı 2'de 1'e göre daha azdır. Şimdi birinci ve ikinci deney tüpünde ikisinde de katalaz enzim açığa çıkıyor mu? Çıkıyor. İkisinde de oluşan ürün çeşit olarak sorduğu için su ve oksijen mi? Evet, su ve oksijendir ama farklı değildir ürün çeşidi. Biri eledik. Birinci deney tüpünde birim zamanda oluşan ürün miktarı daha fazladır. Bakın birim zamanda diyor. Sınırlı bir zaman diliminde. Hemen grafiklere bakalım. Şimdi T zamandaki oluşan ürün miktarı X'miş. T zamandaki oluşan ürün miktarı X'in altında. Demek ki birinci deney düzeneğinde birim zamanda oluşan ürün miktarı daha fazlaymış. Grafikten de gördük. Neden daha fazla? Çünkü daha fazla enzim açığa çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü önermeye bakalım. İkinci deney tüpünde birim zamanda kurulan enzim substrat bileşiği miktarı birinci deney tüpündekinden azdır. Yani enzim ne kadar çok açığa çıkarsa substratıyla o kadar daha hızlı tepkimeye girecek. Dolayısıyla yine birim zamanda dediği için bu kompleks oluşturma miktarı da daha fazladır. Üçü de kabul ettim. İkinci deney tüpünde tepkime hızının yavaş olmasının nedeni substrat yüzeyinin küçük olmasıdır. Şimdi burada zaten substrat olarak kimi almıştık biz? Bakın H2O2. Eşit oranda alındı mı? Evet, eşit oranda alındı. Burada karaciğer bunun substratı değildir. Hep karıştırdığınız nokta bu. Karaciğerin içindedir katalaz enzimi ve katalaz enzimi tüpe konulan H2O2 ile yani substratı olan madde ile birleşir. Anahtar kilit ilişkisini kurar. O yüzden bu katalaz enzimi ile ilgili deneylerde substrat yüzeyini baz almıyoruz arkadaşlar. O yüzden 4'ü eliyorum. Cevabımız 2, 3'tür. Evet, bir diğer sorumuz yine bir deney sorusu. Şimdi 3 ayrı deney tüpüne X, Y, Z organik besinlerini koymuşlar. Uygun şartların sağlandığı deney tüplerini içindeki organik besini hidroliz eden enzimlere ilave etmişler. Hidroliz enzimleri sonucu ne yapmışlar? X, Y, Z besinlerin parçalanması sağlanmış. Şimdi analiz edilmiş tüplerde nelere rastlanmış? Birinci tüpte amino asitler rastlanıyorsa demek ki X besini kimmiş arkadaşlar? Protein molekülüymüş. İkinci tüpte yağ asidi gliserole rastlanmış. İkinci tüpte de ne var? Yağ molekülü varmış. Üçüncü tüpte glikoza rastlandıysa karbonhidratmış Z besini. Bulunduğu tespit ediliyor diyor. Şimdi bu çalışmayla ilgili bakalım yargılarından hangileri doğrudur? Birinci tüpte peptit bağları yıkılmıştır. Evet, peptit bağları yıkıldığı için protein parçalanması sonucu ne oldu? Birinci tüpte
amino asitler açığa çıktı. O zaman birinci tüpte peptit bağları yıkılır, ikinci tüpte ester bağları yıkılır, üçüncü tüpte de glikozit bağları yıkılır. Hemen bunları da hatırlamış olalım. İkinci önerme, ikinci tüpte su açığa çıkmıştır. Şimdi bu hidroliz tepkimeleri gerçekleştiği için 3 deney kabında da H2O kullanılır mı? Kullanılır. Su azalır. O yüzden su açığa çıkmıştır. Cevabı yanlıştır. Üçüncü tüpün asitliği artmıştır diyor. Şimdi bakıyorum. Birinci tüpte amino asit oluştuğu için pH düşer. Yani asitlik artar. İkinci tüpte yağ asidi olduğu için, açığa çıktığı için burada da pH düşer. Asitlik artar. Ama glikoz oluşan tüpte, yani üçüncü tüpte pH'a herhangi bir etkisi yoktur, glikozun nötrdür. O yüzden bununla ilgili cevabımız da yanlıştır. Tüplerde hidroliz sırasında ATP harcanmıştır diyor. Şimdi hidrolizde hemen hatırlayın. Hidrolizde, sindirimde, pasif taşımada ki pasif taşımada difüzyon ve ozmoz olaylarını düşünün. Bu yazdığımız olaylarda ATP harcanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla harcamıştır diyor. Yanlış bir ifade. Cevabımız ne olacak? Yalnız birdir arkadaşlar. Bir hücrede gerçekleşen bazı metabolik olaylar aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi inorganik madde basit organik maddeye çevriliyor, birinci olayımız. Basit organik madde kompleks olaya çevriliyor. Kompleks organik maddeden basit organik madde oluşturuluyor. Basit organik maddeden de inorganik madde oluşturuluyor ve numaralandırılmış bu olaylar. Peki buna göre 1, 2, 3 ne olur? Açıklamalarından hangileri doğru değildir diyor. Şimdi öncelikle şu olayların neler olduğunu bir söyleyelim. İnorganik maddenin basit organik maddeye çevrilmesi olayı bir anabolik tepkimedir. Peki bu tepkimeyi kimler yapabilir arkadaşlar? Ototroflar yapabilir. Yani fotosentez ve kemosentez yapan canlılar yapabilir. Basit organik maddeyi kompleks organik maddeye çevirme, yani sentez olayıdır. Yine bir anabolik bir tepkimedir. Üçüncü tepkimemiz. Bunu herkes yapabilir mi? Evet, tüm canlılar yapar. Yani tüm canlılar kendine ait molekülleri sentezleyebilir. Kompleks organik maddeden basit organik maddeye dönüşüm 4 numaralı olayımız. Bu bir yıkım olayıdır. Yani büyük molekülü küçük moleküle parçalamak, polimeri monomere parçalamaktır. Katabolik bir tepkimedir. İkinci olayımız ise basit organik maddenin inorganik maddeye çevrimi. Yine bir katabolik tepkimedir. Yani yine bir yıkım olayıdır arkadaşlar. Bu ne olur arkadaşlar? Solunum olayı. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum diyebilirsiniz ikinci olayımıza. Şimdi buna göre 1 ve 3 anabolizmaya baktık. 1 ve 3'e biz anabolik tepkime dedik mi? Dedik. 2 ve 4 katabolizmaya örnek midir? Örnektir arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. 1, 2, 3 ve 4 tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir. Şimdi zaten biz 1'i söylerken, yani sadece ototroflar, sadece üreticiler tarafından yapıldığını söylemiştik. O yüzden 1'i eledik zaten. 3'ü tüm canlılar yapar, 4'ü tüm canlılar yapar. 2'yi de canlıların çoğunluğu yapar. Ama fermantasyon yapan canlılar da var arkadaşlar. İnorganik maddeyi oluşturamazlar. O yüzden 2'yi doğru kabul edemiyoruz. 3 nolu önermede 2 ve 4'ün gerçekleştirilebilme biçimi tüm canlılarda ortaktır diyor. Şimdi bakıyorum 2'ye. Solunum olayı. Bu oksijenli solunum da olabilir, oksijensiz solunum da olabilir. 4 nolu olaya bakıyorum. Hidroliz tepkimesi diyebiliriz. Ama 2 nolu olaydan zaten bu ifade yanlış geliyor. O yüzden doğru değildir dediği için cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geldik. Yine çevrim olaylarından, bu tepkimelerden bir soru. Ve çok fazla karıştırılan bir soru tarzıdır bu sorular. Şimdi 3 tane tepkime verilmiş, yukarıda numaralandırılmış olarak verilen dönüşüm olaylarından hangileri bütün canlılarda kesinlikle ortak olarak gözlenir diyor. Şimdi baktık, inorganik madde basit organik maddeye çevrilmiş. Bunu kim yapıyordu arkadaşlar? Ototrof canlılar yapıyordu, yani üreticiler yapıyordu sadece. Basit organik maddeyi inorganik maddeye çevrilmesi olayı oksijenli solunum, oksijensiz solunum tepkimelerini örnek vermiştik. Basit organik maddeyi kompleks organik maddeye çevrimi, bu herkeste ortaktı. Tüm canlılarda ortaktı.
tüm canlılar kendilerine ait kompleks molekülleri sentezleyebilir, yıkımını da yapabilir arkadaşlar. Sadece tüm canlılarda ortak olan 3 nolu olaydır. 2 nolu olayı neden eledik? Sadece solunumlara aittir ve dolayısıyla fermentasyon yapan canlılar basit organik maddeyi yine bir organik maddeye kadar yıkabilirler. O yüzden sadece 2 ATP, net 2 ATP kazançları bu yüzdendi. O yüzden kesinlikle ortak olarak gözlenen yalnız 3'tür arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz da arkadaşlar, yine bir dönüşüm tepkimeleriyle ilgili bir soru. Şimdi bir nolu olay karbondioksit ve su gibi inorganik maddeyi neye çevirmiş arkadaşlar? Ha, tam tersiymiş, pardon. Amino asiti karbondioksit ve suya çevrimiymiş birinci tepkimi. Okun yönü bu tarafa doğruymuş. O zaman inorganik madde oluşumu neye aittir arkadaşlar? Solunuma aittir. Canlılar amino asitleri solunumla parçalayarak karbondioksit ve suya kadar bağlarını parçalayıp açığa çıkan enerjiyle ATP üretimi yapabilirler. Şimdi birinci olayımızda amino asitin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot var değil mi? Ve solunum olayına amino asitleri kattığı zaman canlılar ne yapıyor arkadaşlar? Azotu amonyak şeklinde uzaklaştırıyor ya da amino grubunu uzaklaştırıyor diyelim. Bu şekilde karbondioksit ve suyu oluşturuyor. Artı ATP çıkışını yapıyor. Bunun yanında amino asiti 2 nolu tepkimeyle canlılar ne yapabilir? Protein sentezine katabilir. 3 nolu tepkimeyle proteini amino asitlere yıkım yapabilirler. 4 nolu tepkimeyle amino asitleri kullanarak 2 tane amino asit dipeptit oluşumuna katılabilir. Ve 3 tane amino asit de tripeptit oluşumuna katılabilir. Yani 4-5 sentez olayı, 2 de sentez olayı ama 1 ve şöyle yazalım 1 ve 3 yıkımdır. Yani katabolik tepkimedir. 2'yi aldık. Sonra 4'ü aldık. 5'i aldık. Bunlar nedir arkadaşlar? Sentez tepkimelerine giriyor. Şimdi bakalım numaralı bölgeler için. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci olayda azotlu bileşik oluşur mu? Evet, söyledik. Amino asitler solunuma katıldığı zaman azotlu bir bileşik olarak amonyağı uzaklaştırırlar. Karbondioksit su çıkışı olur ve ATP kazancı olur demiştik. Hatta hemen şunu da hatırlayın arkadaşlar. Amino asitleri biz solunuma kattığımızda azotlu bileşik açığa çıkartırız. Ya da amino asitleri azotu olmayan bir moleküle çevirdiğimiz zaman da azotu uzaklaştırmış oluruz. Çünkü glikozu çevirdiğimiz zaman amino asitten glikoza ne yaparız? Azot glikozun yapısında olmadığı için bu azotu uzaklaştırmak zorundayız. Bu da aklımızda kalsın diyelim. O zaman bir nolu şıkkımız doğrudur. Yani A şıkkı. Üçüncü olayda 5. olaya göre daha çok su oluşur diyor. Şimdi bakıyorum 3. olayda neydi? Bir yıkım olayıydı. Yıkım olayında bakın protein amino asitle yıkılmış. Yani neyle yıkılmış? Suyla yıkılmış. O zaman 3 nolu olayda su kullanılmış. 5. olaya göre daha çok su oluşur diyor. Şimdi zaten su tüketildiği için bu ifade yanlış. 5. olay neydi? Amino asitten yani 3 tane amino asit birleşerek tripeptit oluşuyor. Artı su çıkışı var. Tamam 5 nolu olayda su oluşuyor ama 3 nolu olayda su kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden bolu cevabımız yanlıştır. İkinci olaya da bakalım. İkinci olay neydi? Protein sentezi. Evet, protein sentezi sırasında genetik şifreye göre amino asitler peptit bağlarıyla birleşiyor ve peptitleşme reaksiyonu gerçekleşiyor. Bu ifade doğrudur. Dördüncü olayda enzimler görev alır. Enzimler zaten birçok olayda görev alır. Bu gördüğünüz 5 tane olayda da görevlidir. Bu da doğrudur. Birinci olayın tersini bitki hücreleri gerçekleştirebilir. Bakıyorum amino asit karbondioksit ve suya dönüşmüştü. Yani monomer inorganik maddeye dönüşmüştü. Bunun tam tersi de inorganikten organik oluşumu hemen hatırlayın. Bu tepkimeyi sadece kimler yapabiliyordu? Ototrof canlılar yapabiliyordu. O yüzden bitki hücreleri de ototrof olduğu için geneli bu tepkimeyi tam tersinde yapabilirler mi? Yapabilirler. O zaman cevabımız zaten yanlış olan bolu cevabımızdı. Evet, bir diğer soruya geçelim. Yine çevrimle ilgili bir soru. İnsan vücudunda üretilemeyen, dışarıdan hazır alınması gereken amino asitleri temel ya da esansiyel amino asit denir. Tanımını yapmış. Evet, hemen hatırladık bu amino asitleri.
Buna göre insan vücudunda yukarıdaki dönüşümlerden hangileri gerçekleşebilir? Şimdi arkadaşlar, bu temel esansiyel amino asitlerini bizler hayvanlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Dışarıdan hazır olarak besinler yoluyla alıyoruz. İster bitkisel kaynaklı, isterse hayvansal kaynaklı besinlerden hazır olarak alıyoruz. Ve dönüşümle de biz vücudumuzda üretemiyoruz bunları. Yani şunu yapamıyoruz. Biz normal olarak glikozu bir amino asite çevirebiliriz. Bunun tam tersinde yapabiliriz. Ama şunu yapamayız arkadaşlar. Glikozu temel ya da esansiyel amino asite çevirim yapamayız arkadaşlar. Bunu yapma durumumuz yok. Bunu çeviren enzimler bizde yok daha doğrusu. Ama temel amino asitleri glikoza çevirebilir miyiz? Bunu yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi soruya geri dönelim. Şimdi bir nolu olay. Neymiş? Proteinden temel amino asitler oluşuyormuş. Şimdi bu ne olmuş olabilir vücudumuzda? Proteini biz dışarıdan aldığımız zaman ne yapıyoruz? Sindiriyoruz. Sindirim sonucu amino asitler oluşuyor mu? Evet. Bu amino asitlerin birçoğu bizim ürettiğimiz amino asittir. Bazıları da temel amino asit olabilir. Yani o protein yapısında dışarıdan besinler yoluyla bize girmiş midir? Evet, vücudumuza girmiştir. Biz onu sindirdiğimiz zaman o proteini, o temel amino asitleri açığa çıkartabiliriz arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Sonra ikiye baktığımızda temel amino asitleri kullanarak protein sentezi yapmak. Şimdi yine aynı şekilde düşünün. Temel amino asitleri, diğer amino asitleri de, yani üretebildiğimiz amino asitleri de peptit bağlarıyla birleştirip protein sentezi yapabilir miyiz? Yaparız. Bunda da sıkıntı yok. Peki, ikiyi de yapabiliriz. Üçe geldik. Temel amino asiti esansiyel yağ asitine çevrim yapabilir miyiz? Bakın arkadaşlar, şu esansiyel ya da temel olanları, yani bizim üretemediğimiz maddeleri çevrimle üretebiliyor muyuz biz? Hayır. Üçü yapamıyoruz. Dördü yapıyor muyuz? Yine bakın, esansiyel yağ asidini temel amino asite çevirmiş. Bakın yine burada bir temel amino asit var. Bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Ama 3 ve 4 şöyle olsaydı yapabilirdik. Temel amino asiti 3'te olduğu gibi esansiyel değil de yağ asidi, normal bir yağ asidine çevirim deseydi onu yapabilirdik. Ya da 4 nolu olay, esansiyel yağ asidini normal bir amino asite çevrim yapabilir miydik? Temel olmayan, onu yapabilirdik. Ama bu haliyle temel olan molekülleri sentezini yapamayız. O yüzden hangileri gerçekleşebilir bu dönüşümlerden bizim vücudumuzda? 1 ve 2. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar.